bölgenin önemli kanaat önerilerini bir olarak neler söylemek istersiniz? Evet. Gerçekten bugün tarihi bir gündür. Yani uzun yıllar bölgemizde süren ve birçok insanımızın canına mal olan Güneydoğu'daki bu problemlerin barışçıl açıklamalarla nihayete doğru gittiğini görmek bölge insanları olarak bizleri gerçekten çok mutlu etmiştir, çok memnun etmiştir. Temennimiz bu gelinen noktadan geri dönüşün bir daha olmamasıdır. Kardeşlik ve barış ikliminin bu bölgede daha da yeşermesi, Güneydoğu'da insanların barışa olan özleminin ilelebet giderildiği bir gün olarak tarihe geçeceğini düşünüyorum. Bizler bu bölgede uzun yıllar sıkıntılarla mücadele ettik. Bölgenin bütün eforu, bütün dinamikleri heba oldu bir anlamda. Bundan sonraki süreçte bugün itibariyle bu çözüm sürecinin geldiği noktada emeği geçen herkese teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu noktada emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Bugün hakikaten bölgede karanlığın bittiği, aydınlık yarınların başladığı bir gün olarak görüyorum. Ve huzur içerisindeyiz, huzurlu bir gün geçirdiğimi ben düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte bu kardeşlik, bu barış ikliminin devam etmesi demek, bölgede huzurun gelmesi demektir. Bölgede yatırımların gelmesi demektir. Bölgede insanların daha da ümitle ileriye bakabileceklerini düşünüyoruz. Ve bu noktada da hem gerek hükümet kanadından yapılan açıklamalar hem BDP kanadından, HDP kanadından yapılan açıklamaları çok önemli buluyoruz. Ve bu noktada herkesin hassas davranması gerektiğini düşünüyoruz. Kırıcı dilden uzak durulması gerektiğini düşünüyoruz. Barış ve kardeşlik dilinin daha ön planda olması gerektiğini düşünüyoruz. Birlikte aynı anda yapılan açıklama gerçekten birkaç yıl önce belki de bundan önceki süreçte hayal gibi gözükebilirdi. Ama bugün hükümet kanadıyla HDP'nin ve gerek İmralı'nın gerek Kandil'in temsilcisi konumundaki HDP'nin ortak açıklaması bölge insanının ve ülkenin yüreğine su serptiğini ben düşünüyorum. Benim şahsi olarak şöyle bir beklentim, şöyle bir talebim de var. Hükümet kanadı ve BDP'nin bir araya gelip tabii bu sonraki aşamalarda olabileceğini de ben düşünüyorum. İnşallah onu da hep beraber göreceğiz. Hükümet yetkililerin ve HDP kanadının bir araya gelip Türk bayrağıyla beraber poz verecekleri günleri ben iple çektiğimi ve ümitle beklediğimi ve o günlerin de gelebileceklerini ben çok ümit ediyorum. Bunun olması durumunda ülkenin önündeki bütün engellerin kalkabileceğini, Türkler Kürtleri anlayabileceklerini, Kürtlerin de Türkleri saygıyla karşılayacaklarını düşünüyorum. Benim en büyük arzum, en büyük temennim bundan sonraki süreçlerde kademe kademe kat edilen mesafelerden sonra iki tarafın Türk bayrağıyla halka poz verdiğini görmek benim en büyük mutluluğum, en büyük arzum olacaktır. Sayın Çelik, yaşanan süreçle ilgili zaman zaman yaptığınız açıklamalarla hep gündeme geldiniz. Bugün farklı bir sürecin içerisindesiniz ve halkın arasında dolaşıyorsunuz. Halk bugün yaşanan manzarayı nasıl okudu, nasıl gördü? Sizlerden öğrenebilir miyiz? Tabii halkta çok olumlu tepki yaptığını düşünüyorum. Ve bugün çok önemli toplantılarda bulunduk. Çok önemli halk kesimleriyle bir araya geldik. Bölgenin kanaat önderleriyle bunu bugün için, bu açıklamanın hemen akabinde istişare etme şansımız oldu. Ve gerçekten halkın gözleri parlıyor. Halk mutluluğu bundan sonraki süreçte bölgede mutluluğun hakim olacağını düşünüyor. Ve gerçekten çok karamsar ve çok ürkütücü tabloları biz geride bıraktık. Bizim temennimiz, halkın da büyük temennisi, bu atılan adımın sekteye uğramamasıdır. Bizim gerek devlet büyüklerimizden, gerekse HDP kanalından bu işe emek sarf etmiş insanlar, bu işe gönül koymuş, bu işe
elini taşın altına koymuş her kesimin bu sürece sahip çıkmaları, bu sürece dört kola sarılmaları ve bu sürecin nihayete ermesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini düşünüyorum. Bugün 28 Şubat. 28 Şubat öncesindeki 27 Şubat ile 28 Şubat arasındaki bu sürece olan barışa dair olan inanç noktasında yüzde olarak ne düşünüyorsunuz? Tabii 28 Şubat Türkiye için çok önemli bir gündür. Geçmişte hiç rahmetle niyat edemeyeceğimiz her 28 Şubat günü geldiğinde dönüp baktığında ülke için karanlık bir tablonun, karanlık bir günün geride kalmış olmasının vereceği rahatlıkla geleceğe emin adımlarla gideceğiz. Tabii 28 Şubat'ta bu açıklamanın yapılmış olması da bence o da anlamlıdır. Yani Türkiye'de 28 Şubat'ın 1000 yıl süreceği söylentisi dillerde dolanıyordu. Ve maalesef onların arzuladığı 1000 yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumuyla çok kısa süreci içerisinde bertaraf edildi. Ve ülke bugün Allah'a çok şükür o karanlık günleri geride bırakıp aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla gideceğiz. Tabii burada şunu da ifade etmek istiyorum. 28 Şubat'ta Sayın Yaşar Kemal'in uzun yıllar bu bölgedeki sıkıntılara çözüm bulma adına gayretlerinin olduğu bir soruna çözüme en çok yaklaşıldığı günde hayatını kaybetmesini de üzüntüyle ifade etmek istiyoruz. Allah ondan razı olsun, yeri mekanı cennet olsun diyoruz.